Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle birbirinden efsane optik illüzyonlara bakacağız. Videoya geçmeden önce hepinizi şu an ekranlarınızda çıkan Instagram adresime bekliyorum. Hatta şu an gecenin köründe bakalım kimler beni takip etmiş. Efe Özkan gecenin 3.30'unda beni takip etmiş. Liza, Yunus Eygün, Adem Kaygısız, Futbol falan filan. Eylül, Rümeysa, YDP Özlem, Sosyal Kelebek, Nisa, Selin, Özgür Parlak falan filan 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 diye gidiyor yani. Gecenin köründe bile insanlar beni takip ediyor. Aranızdaki takip etmeyenlere söylüyorum. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Tabii ki bu videoya da like'ınızı bırakıp güzel de bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL yani beleş bir şekilde kanalıma abone olduysanız 700 binle şu kadarcık kaldı. Lütfen abone olun. Serice videoya geçiyoruz. Gecenin üçünde beni takip ettin. Ne yapıyor bu Mert Gültaş diye merak ettin. Eğer sen de beni sevip merak ediyorsan Instagram'dan beni takip et bebeğim. Tabii YouTube'a da abone olmayı unutma canım benim. Hazırsanız bombastik illüzyonlara başlıyoruz. Burada yanlış olan bir şey var mı diyor. Burada yanlış olan bir şey yok. Yani bakayım hiçbir şeyde fotoğraf mı tersmiş? Ben onun hiç farkında değilim ama ya. Bundan sonra süresiz çözeceğiz çünkü ben süre olunca çok geriliyorum. Burada yanlış ne var? Ablalar oturuyor, arkada insanlar var, park var, güzel güzel ağaçlar. Burada ben bir yanlışlık göremedim. Neymiş yanlışlık? Abi benim gözüm mü bozuldu acaba ya? Ama gerçi ben videoya geçmeden önce 734 tane videomu teker teker kontrol ettim. Yani şu an benim gözlerim bitik aslında. Benim görmememin sebebi bu. Ama önemli olan siz görebiliyor musunuz? Yorumlarınızı yazın. Burada yanlış olan bir şey var mı? Bakayım. Bunlar kim ya? Abi buradan bakınca sağdaki Esra Erol'a benziyor. Soldaki de Game of Thrones'taki kadına benziyor. Ama muhtemelen onlar değillerdir. Kesin bunların baş aşağı çevirince bir şey olacak. Bakayım şöyle. Biraz anladım gibi ya. Ama hile yapıp kafayı çevirmeye gerek yok. Döndür fotoğrafı. Evet, gördüğünüz gibi aslında kaşı gözü uçmuş gitmiş yani. Hepsi birbirine girmiş. Abi artık sormayın ya. Göremiyorum işte. Burada sıkıntı var mı diyor ablalar. Ablaların hepsi birbirine mi benziyor ya? Ablalar benziyor. Tamam. Güzel güzel ablalar. O üçüncünün kolunda bir şey var. Ben bir şey göremedim. Yok. Ben bir sıkıntı göremedim. Göster. Ne sıkıntı var? Abi hepsi aynı mı ya? Vallahi kafayı yiyeceğim. Sen öyle bir şey demedin ki. Kızlara baktım ben de, ne yapayım? Yine gözünüzü ayırmamalı bir illüzyon. Ortadaki kırmızı noktaya bir 10 saniye kadar bakalım. Şimdi renklerin garip olduğunu biliyorum. Yani diyeceksiniz ki ya bu renklere ne olmuş böyle nötr gibi fotoğraf çekilmiş. Bir 5-6 saniye daha bakalım. Hiç gözlerimizi kırpmayalım. Ondan sonra ne olacağını göreceksiniz. Hiç ayırmıyorum şu an gözlerimi. 5, 4, 3, 2, 1. Renkler geldi. Bir anda renkler geldi, görüyor musunuz? Etrafa bakın. Aslında bu siyah beyaz bir fotoğraf. Ama biz çok uzun baktığımız için beynimiz oradaki renkleri tamamlıyor. Şu an gayet o yeşilliği, evin rengini falan görebiliyorum ben kırmızıya bakınca. Yine daha deminki gibi bir illüzyon daha var. Ortaya bakıyorum şu an. Saçma sapan renkler görüyorum. Herhalde birazdan siyah beyaza döndüğünde çok güzel bir deniz ve çok güzel bir gün batımı göreceğiz. Şu an gözlerinizi hiç ayırmayın. Birazdan fotoğraf normal siyah beyaz haline dönecek ve renkleri göreceğiz. Hazır mısınız? Abi şu an görüyorum. Deniz masmavi, yeşillikler var orada. Kara var, çok güzel ya. Ne oluyor da beynim acaba oradaki renkleri tamamlıyor? Bak şu an kameraya bakıyorum. Suratımda şuralarda acayip bir şeyler var ya. Burada kim gizli? Abi en çözemediğim şey ya. Burada kim gizli? Şöyle kafamı sallarsam galiba görüyordum burada, öyle hatırlıyorum. Göremiyorum. Kulak gibi bir şey göreceğim ama. Yok, benim gözüm bozuldu gençler ya. Şu an kameraya bakınca bile acayip acayip hareketler falan görüyorum. Perde klimadan hareket ediyormuş ya. Bir an gözüm bozuldu zannettim. Ben gerçekten burada şu an hiçbir şey göremiyorum ya. Görebilenler yoruma yazsın. Bu basit. Şu an yani hiçbir şey yapmadan burada ne olduğunu görebiliyorum. Bir panda var ama daha deminki gerçekten imkansızdı. Ayrıca buna da çok fazla uzun süre bakarsanız panda gidiyor bu sefer. Bakın ilk baktığımda şöyle etrafa baktım. İlk baktığımda panda görüyorum. Uzun bakarsanız panda bir anda yok oluyor. Burada nasıl bir illüzyon var? Bunlar hareket ediyor mu? Yoksa benim beynim mi onları hareket ettiriyor şu an? Abi bunlar hareket ediyor mu ya? Yok, bir tanesini seçeyim. Bunlar galiba hareket etmiyor ama böyle gelip gittiğinizde ya da sağ sol falan yaptığınızda hareket ediyorlar ama normalde hareket etmiyorlar. Şimdi burada diyor ki bu adamlar aynı boyda mı? Üçü de aynı boyda mı? Yani çok muhtemel ama sanki sağdaki en büyüğü, ortadaki bir küçüğü, en soldaki bir küçüğü ama
böyle olduğuna göre demek ki böyle sorunca bir çakallık çıkacak. Hepsi aynı boyda çıkacak değil mi? Şu an bence yani boy sıralaması gibi. En küçük, orta, büyük diye gidiyor. Ama evet, o arkadaki çizgilerin etkisiyleymiş o. Aslında üçü de aynı boy. Burada da diyor ki şu dikey çizgiler var ya, o bükümlü gördüğümüz şöyle eğik. Aslında onlar eğik değilmiş. Ben buna inanamam abi bak. Soldaki kırmızı şöyle geliyor, hafif bombeleniyor. Ondan sonra geri gidiyor. Sağdaki mavi de hafif içe göçüyor. Ondan sonra tekrar açılıyor. Muhtemelen ortaya çizdikleri şeylerden kaynaklanıyor. Bir elimle kapatayım onu. Siz de deneyebilirsiniz. Aa, harbi düz ya. Elinizle kapatın ekranı. Harbi düz. Vallahi düzmüş lan. Bakayım buna. Aa, bu da düzmüş. İyi, ben zaten düz diyecektim. Burada ne oluyor? Yine iki gözden birine bakınca diğeri hareket etmeye başlıyor. Etrafında bir şeyler oluyor. Bakayım şöyle. Ben mi hareket edeceğim? Bakışım mı hareket edecek? Ya bir şeyler dönüyor gibi de, yoksa benim mi gözüm çok bozuldu anlamıyorum ki. Burada hangi ay gizli? Hangi ay gizli ya? Ay derken yani hangi ay? Ocak. Ben burada hiçbir şey okuyamadım ya. Bu ne? Nuri, Julie. Ha, Julie. Aa, harbi Julie ya. Buradan bakınca Julie. Buradan bakınca Julie gibi. Evet, Julie'ymiş. January, February, March, April, May, June, July. 7. ay. Aa, Temmuz. Doğum günüme kaç gün kaldı? Bayağı da varmış. Olsun ama siz bana eğer doğum günü hediyesi vermek isterseniz beleş bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. En güzel hediye sensin canım benim. Buradaki 3 gizli hayvanı bulabilir misin? Bir tanesini buldum. Bir tane kuş var. Bir tane ördek gördüm. Siz de benden önce görebilirseniz yorumlarınızı yazın. Ördek var, kuş var. Üçüncüsü nerede bunun? Yok ki buralarda hacım. Nerede var? Göstereyim. Şimdi şurada bir tane ördek, kuş gibi bir şey var zaten. Şurada bir tane ördek var. Ama ben üçüncüsünü göremiyorum. Yani fil falan mı var acaba? Çok fil göresim geldi herhalde. Hiçbir şey göremiyorum ya. Yok, ben sadece dediğim gibi iki tane görebildim. Başka göremedim. Sizce buradaki kadın saat yönünde mi dönüyor, yoksa tam tersinde mi dönüyor? Bana soracak olursanız bu kadın tam olarak saat yönünde dönüyor. Yani şöyle şöyle sağa doğru saat yönünde dönüyor. Ama bazı insan bunun saat yönünün tersine döndüğünü görüyormuş. Siz hangisindensiniz? Yorumlarınızı yazın. Bence kesinlikle saat yönünde dönüyor ya bu. Diğer türlü görmeye çalışıyorum ama yok göremiyorum. Demek ki o bir sağ beyin sol beyin muhabbeti var ya, herhalde o yüzden farklı görünüyor. Bu filin kaç ayağı var ya? Abi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ayak görünüyor ilk bakışta. Ama dikkatli bakarsanız filin 1, 2, 3, 4 ayağı var. Evet. Ben bir an kafam karışacak zannettim de son anda toparladım, 4 tane. Yine dünyanın en gıcık edici görsellerinden bir tanesi. Ya gidiyor ya. Bak bu top dönüyor sanki. Bir ilerliyormuş gibi bir şey oluyor. Böyle gözünüzü gezdirin bütün fotoğraf etrafında. Bir tanesine odaklı bakarsanız olmaz. Gözünüzü böyle gezdirmeniz lazım. Hareket ediyor. Abi nasıl hareket edebiliyor ya? Abi beynim, bak canım beyinciyim. Mert Gültaş'ın beyni. O hareket etmiyor. Lütfen kendi kendine hareket ettirme onu. Yok, beyin hemen manipüle oluyor ya. Sizce burada muza bağlı olan ip hangi numaralı ip? 1, 2, 3, 4 mü? Şimdi burada bir orantı gibi bir şey yapmamız lazım. Yani şöyle gözümüzle oranlamamız lazım. 1 değil. 1 bakayım. 1 çok değil gibi ya. 4 de değil. Ya 2 ya 3. Siz de cevaplarınızı yorumlara yazın. Ben 2 demek istiyorum ya. Sanki 2 çok düz gidiyormuş gibi. Bence 2. Kesinlikle 2. Göster cevabı. Kaç? 3 mü? Abi yalan. Vallahi olamaz. 3 olamaz. Kesinlikle 2 var. Yalan var orada. Son illüzyonumuz da diyor ki yukarıdaki ve aşağıdaki barların kalınlığı aynı mı? Belki boyunu da sormuş olabilir. Siz ikincisini de düşünün. Şimdi boyları kesinlikle aynı değil. Ayrıca yukarıdaki daha ince, alttaki daha kalın gibi geldi. İnşallah öyledir. Yani bir daha bakayım. Şu çizgiyle kafamızı karıştırmaya çalışmışlar ama olmamış. Evet. Yukarıdaki daha ince, aşağıdaki daha kalın. Ben kazandım. Ben gidiyorum. Çünkü artık gözlerim çok yoruldu benim yani. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden efsane illüzyonlara baktık. Gözlerim şu an o kadar yorgun ki gerçekten bir uyusam 6 gün uyuyacağım. Siz hangilerini çözebildiniz, hangilerini çözemediniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videom sizi eğlendirdiyse ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyoruz diyorsanız, bir saniyenizi ayırıp videonun alt kısmından ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan da diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Oyun kanalım 200 bine doğru hızla ilerliyor. Lütfen oradan da bana destek olun. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.